Tarafsız Bölge'ye hoş geldiniz. Hemen programa başlayacağız ama şu anda maden kazasının gerçekleştiği İliç'te iki bakan ortak açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya ve Enerji Bakanı Bayraktar. Onları bir dinleyelim. Bizim ekiplerimizle beraber, ilgili bütün kurumlarımızla beraber şu anda o heyelan risklerini nasıl elimine ederiz, nasıl ortadan kaldırırız ona gayret ediyoruz, ona çalışıyoruz. Bu konuda belki yarın sabah, yarın öğlene kadar yapacağımız çalışmalarda daha net bir tablo ve bir yol haritası önümüze koyacağız ve çıkacak gibi gözüküyor. Onları da sizlerle inşallah paylaşırız. Onun ötesinde şu anda bu yoğun heyelan olmuş toprağın kaldırılması ve istiflenince yeni alanla alakalı da birkaç alternatif üzerinde çalışıyoruz. Bunlarla ilgili tespit ettiğimiz birkaç lokasyon var. Bununla alakalı tabii orada nihai hangi şartlarda buranın istifleneceğiyle alakalı Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda lokasyon tespiti ve o lokasyonların, o yerlerin hazırlanmasıyla alakalı faaliyetimize devam ediyor. Onu da en kısa sürede belirleyip heyelan riski ortadan kalktığı anda bu toprağın oraya aktarılmasıyla alakalı süreci başlatacağız. Onun dışında yine idari anlamdaki soruşturma devam ediyor. Soruşturmalar ilgili kurumlarımız. Bugün bütün ilgili bakanlıklarımızın bakan yardımcısı düzeyinde arkadaşlarımız burada. Tahmin ediyorum yarın bakanlarımızın da buraya gelmesi söz konusu. Dolayısıyla yoğun bir şekilde hem adli hem de idari yönden soruşturmalar da devam ediyor. Benim bu akşam için anlatacaklarım bunlar. Sanırım Sayın Bakanımızın da söyleyecek şeyleri var. Teşekkür ediyorum. Evet değerli arkadaşlar, ben de bakanımıza teşekkür ediyorum. Aslında söylenmesi gereken hemen hemen her şeyi Sayın Bakanımız sizlerle paylaştı. Biz İçişleri Bakanlığı AFAD olarak 9 canımızı aramayla ilgili ilk günden bu ana kadar çalışıyoruz. Hep söylüyoruz, biliyorsunuz insan kaynakları açısından, araç yönünden her şeyimiz tam. Bu hem Sabırlar Vadisi'ne gelen o bugünkü ölçülme 8 milyon metreküplük kaymayla oluşan toprak kütlesi, hem de hemen onun arka tarafındaki mangan ocağına gelen bugünkü ölçümle 2 milyon metreküplük kaymayla gelen toprak kütlesinde canlarımızı arıyoruz. Planımız var. Buradaki kayan kütleden drone radarlarla beraber aramış olduğumuz araç, konteynerle ilgili olan lokasyonlarla ilgili çalışmalarımız belli. Ama değerli arkadaşlar, tüm arama kurtarma veya tüm arama faaliyetlerinde bizim olmazsa olmaz bir önceliğimiz var. Nedir o? Arama kurtarma veya arama faaliyetlerinde bulunan AFAD ve onların koordinasyonundaki tüm insan gücünün güvenliği. Yani önce güvenlik. Biz bu arama faaliyetini yaparken bir arkadaşımızın canına Allah göstermesin, halel gelmemesi için başta bilim insanlarımız ve buradaki gerçekten mühendislerimiz ve muhteşem bir teknoloji var. Onlarla beraber, dün de söyledik, önceki gün Sayın Bakanımız da her fırsatta söyledi. Hem Sabırlar Vadisi'nin olduğu kesimdeki arama faaliyeti, hem de mangan ocağındaki arama faaliyetlerinin üst kısımlarındaki, yani toplam kütlenin bulunduğu liç alanı dediğimiz alanla ilgili yukarıdaki hakim tepelere yerleştirilen geo radarla sismik an be an ölçümler yapılıyor. Ve bir alarm sistemi de var. Eğer orada henüz her iki tarafa, Sabırlar ve mangan tarafına kaymayan ama kayma ihtimali olursa, aşağıdaki arama faaliyetindeki arkadaşlarımızın çalışan kamyon, iş makineleri vesaire, onların tamamıyla ilgili bir çok hızlı çalışan bir uyarı mekanizmamız var. Şimdi açık konuştuğumuzu biliyorsunuz değerli arkadaşlar. Mangan ocağı ile ilgili az önce Sayın Bakanımız da söyledi. Dün akşam ilk anından itibaren, 6 gün önceki olduğu günden bu yana oradaki duran kütlenin stabil değil, maalesef aktif ama gittikçe de daha aktif hale gelme riskini görünce
biz oradaki arama faaliyetini durdurduk. Peki Sabırlar Deresi'ndeki aramayla ilgili durum ne? Oranın da tamamıyla ilgili yine onun üstünde duran liç alanındaki kütlenin bir bölümünde maalesef stabil değil, orada da aktif olduğunu. Bunun dışında kalan yerle ilgili de aramayla ilgili çalışmaları yine baştan söylediğim gibi önce güvenlik duruşuyla, ilkesiyle devam ettiriyoruz. Bunu sizler aracılığıyla aziz milletimizle paylaşmak istedik. Değerli arkadaşlar, biliyorum ilk günden itibaren hep olumlu haber vermek, iyi haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Eğer bu her iki kaymanın olduğu lokasyonun sırtlarındaki liç alanında stabil olsa, biz her gün size kaç araç naklini, geçici toplama alanına naklettiğimizle ilgili her gün kendimizi nasıl geliştirdiğimiz haberlerini vereceğiz ve bununla beraber buradaki toplam kütleyi ne kadarlık bakiye bir sürede aktaracağımızı söyleyecektik. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum her zaman ama her zaman anlık, biz her iki sırttaki aktif olan ben buradayım diyen maalesef bu olumsuzluğu göz önünde bulundurmamız ve dolayısıyla ocağın, mangan ocağının olduğu yerdeki kısmı dün akşam itibariyle durdurduk. Bugün Sayın Bakanımız, biz, bilim insanları, buradaki mühendisler defalarca oraya gidildi. Hem sahada hem de gelip bilgisayar, ekran onun üzerinde çalışıldı. Ve oradaki insanlarla yapılan, bilim insanlarıyla, mühendislerle, yetkililerle yapılan değerlendirmede aynı size bu şekilde paylaştığım gibi. Yarın inşallah Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Özsaseki, aynı şekilde Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Yumaklı ve yine Vedat Bakanımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız da geç vakitlerde de olsa buraya gelecekler ve gün boyu geldiğimiz noktayı tekraren değerlendireceğiz, tahlil edeceğiz. Sonra tekrar Sayın Bakanlarımızla beraber, kıymetli arkadaşlar, sizlerin huzurunda aziz milletimize geldiğimiz, geleceğimiz durumla ilgili bilgilerimi sizlere aktarmış olacağız. Başından beri bizleri izliyorsunuz. Büyük emeğiniz var. Her birinize, buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız adına yürekten teşekkür ediyorum. Evet. Birkaç tane alalım. Evet, buyurun. Efendim, biliyorsunuz ki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı geçtiğimiz yaz aylarında burada bir denetim yapmıştı. Liç alanının Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın denetimine tabi olduğunu biliyoruz. O noktada hangi tarihlerde bir denetim yapıldı? Buna dair bir bilgi var mı acaba? Yani şöyle, bizim yaptığımız denetim Ağustos 2023. Biz zaten aslında bakarsanız rutin olarak senede iki kere burayı ve diğer madenlerimizi denetliyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız da atık yönetimi kapsamında özellikle liç alanı, yani bu heyelanın olduğu bölgeyi denetliyorlar. Doğrusu net hangi ay denetimi yaptılar onu bilmiyorum. Belki yarın Sayın Çevre Şehircilik Bakanımız geldiğinde o daha net bilgileri sizlerle paylaşacaktır. Sayın Bakanım, atık toprakların taşındığı daha önce cevher çıkarılan bir kuyu var. UCD kuyusu olarak biliniyor. O kuyunun bir yıl önce kapatıldığı büyük çukurun, o çukurda da heyelan riski olduğu için oraya girişlerin maden ocağı tarafından yasaklandı. Ancak dün ve önceki gün o bölgeye iş makineleriyle atık toprakların taşındığı bilgisi var. O risk iş makineleri için ya da orada çalışanlar için bir durum, sıkıntı teşkil etmiyor mu? Şimdi değerli arkadaşlar, özellikle bu atığın belki bir süre geçici ama nihai olarak kalıcı olarak istifleneceği alanla alakalı şu anda yürütülen faaliyetler tamamen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın kontrolünde, koordinasyonunda ve onayında yürüyor. Yani onların onay vermediği herhangi bir yere bu toprağın, heyelanlı toprağın konulması söz konusu değil. Dolayısıyla bu konuda endişeye edilecek bir şey yok. Bahsettiğiniz alan mermer ocağı ise, yani tam bilemiyorum dediğiniz yeri. Mermer ocağı olarak adlandırdığımız bir yeri biz geçici olarak planladık. Fakat şu anda heyelandan dolayı açıkçası bu atığın taşınmasıyla ilgili faaliyetler de durmuş durumda. Dolayısıyla konuşmamın başında ifade ettiğim gibi önceliğimiz şu anda heyelan riskini
hem arama için hem de bu toprağın taşınmasıyla alakalı yapılacak faaliyetler için ortadan kaldırmak. Yani şu anda temel önceliğimiz ve yarın inşallah öğlene kadar yol haritasını önümüze çıkaracağımız süreç budur. Her an olduğu gibi bir deprem söz konusu. Yani bununla ilgili 14.30'da. Yani bu tetiklemiş olabilir mi veya toprak kayması sonrası mı bir sarsıntıyla? Yani bugün bizim teknik ekibin, akademisyenlerin değerlendirmesi heyelandan dolayı bir depremin, deprem etkisinin olduğu şeklinde. Yaklaşık iki şiddetinde, yani akademisyenlerin ve teknik analizin değerlendirmesi o şekilde. Bir deprem sonrası heyelanı değil ama heyelan o kadar büyük oldu ki bunun yaklaşık iki şiddetinde bir deprem etkisi de olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Arkadaşlar teşekkür ediyoruz. Tahmini olarak arama kurtarma çalışmaları ne kadar sonra başlayabilir? Yani oradaki risk devam ediyor. Dolayısıyla durdu çalışmalar. Ne kadar sonra çalışmaların tekrar başlayabileceğini öngörüyorsunuz? Aslında demin bunun cevabını verdik. Yani biz 24 saat hiçbir şekilde durmadan her iki toprak kütlesinin kayarak yeni geldiği yerin sırtındaki liç alanın üzerindeki bakiye kalan kütlenin stabil değil, aktif olduğunu ve bunu da sismik georadarlarla düzenini ölçtüğümüzü söyledik. Bir tarafı kesinlikle durdurduk dün. Çünkü tekrar güvenli bir ortam kazanır mı kazanmaz mı endişesini taşıyoruz. Şu anda olumsuz bakıyoruz. Yani bilim insanların, hocaların söylediği. Diğer tarafla da ilgili kısmi bunun ne olacağını şu an için kestirmek mümkün değil. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Evet, Enerji Bakanı Bayraktar ve İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın İliç'ten, olay yerinden yaptıkları açıklamaları dinledik. Risk nedeniyle, heyelan riski nedeniyle arama çalışmalarının durdurulduğunu açıklıyor her iki bakan da. Heyelan riski büyük arama faaliyetlerini durdurdu diyorlar. Açıkladılar nedenlerini de. Ciddi bir heyelan riski var demek ki orada. Yani o söylenenlerin doğru olduğunu anlıyoruz bu konuda. Şeye gidelim mi? Onur, bölgede mi Emrah? Emrah'ı bir göreyim ben. Emrah, gerçekten ciddi bir heyelan riski var. Şimdi bakanların açıklamalarından onu anlıyoruz. Böyle bir iki şiddetinde bir depreme yol açabilecek bir şeyden bahsediyorlar, riskten bahsediyorlar. Böyle bir olay gerçekleşirse her türlü önlemi almış mı oluyorlar? Yani bunu mu anlayacağız? Çektiler mi oradaki bütün elemanları? Ahmet Hakan, öncelikle iyi akşamlar. Biz birkaç gün önce, aslında dün Halil Kahraman'la birlikte sahayı yakından gördük ve tepede hali hazırda kopmayan ve ayakta duran liç yığınları var. Yaklaşık 3,5 milyon metreküp kapasiteye sahip ve kopan kısımlardan ayrı bir şekilde büyük bir gövde halinde duruyor. Peki bir dakika, o kopan kısımdan da daha büyük bir şey mi? Hani kopan kısım çok büyüktü. Şimdi sen, yani o verdiğin rakam benim gözümün önünde canlanmıyor yani. 12 katlı bir apartman falan diyorlardı. O mu bu? Hemen hemen kopan kısım kadar, yaklaşık mesela manganez ocağından bahsetti bakan az önce. Oraya 1,5 milyon metreküp kaymıştı. 3 işçi orada 2 milyon diye revize etti. Zaten şu anda o kopmayan, ayakta duran kütle ise 3,5 milyon metreküp. Yani ikinci adresteki kopan toprak yığınından biraz daha fazla. Hatta yani biraz daha fazla. Evet, tehlike burada söz konusu. Biz de sahaya gittiğimizde o kütleyi görünce burada arama kurtarma çalışmalarının nedenini zor olabileceğini biz de gözlerimizle görebildik. Bunu günlerdir söylüyorlardı. Hani şöyle arkada araç geliyor. Açıkçası çok zor. Bunu günlerdir dikkatli, titiz bir şekilde yürüyoruz diyorlardı. Bugün aslında biz öğle saatlerinden itibaren bir sakinlik var.
Kamyon hareketliliği çok az, bir şey mi oluyor dedik. Tabii resmi açıklamayı bekledik. Resmi açıklama geldiğinde de çalışmaların güvenlik nedeniyle durdurulduğu açıklaması geldi. Peki, ama o zaman sahadan Ahmet Hakan. O zaman şöyle bir şey mi oldu? Bugün ilk defa o heyelan riskinin gitgide daha çok arttığını, heyelanın her an gerçekleşme olasılığının bugün itibariyle daha da yüksek olduğunu gördüler. O nedenle oradaki çalışanları çektiler. Böyle diyebilir miyiz? Tam da böyle. Çok güzel özetlediniz. Çünkü buraya geldiğimiz 13 Şubat tarihinden itibaren her gün yağış hemen hemen vardı. Aralıklarla meteorolojik tahminlerde olmadığı göründü ama yağış etkisini gösterdi aralıklarla. Şöyle, bu alanda çok uzman değilim ama toprak o suyu içtikçe biraz daha gevşedi gibi. Birkaç gündür hava aydınlık, açık, güneş. Hareketliliğin bugünlerde başlaması da açıkçası birkaç gün önceden aldığı yağışla birlikte o doyuma ulaşmasıyla beraber zaten birkaç gün önce manganez ocağında ufak bir kayma oldu. Ekipleri hızlıca çektiler oradan. Dün oradaki çalışmayı durdurduklarını açıkladılar. Bugün Sabırlı Deresi'nin yatağındaki çalışmayı da kontrollü bir şekilde, kısmi bir şekilde durdurduklarını söyledi İçişleri Bakanı. Peki, ve ben şeyi anlamadım. İki bakanın açıklamasından şunu anlayamadım. Yani bunu bir geçici önlem olarak mı açıklıyorlar? Yani Evet, geçici nasıl? Önlem. Yani eğer riskin ortadan kalktığını görürlerse yeniden çalışmaya başlayacaklar. O demek mi? Evet, tam da o demek. Çünkü ekipler sahada şu an hiçbiri çekilmiş değil. Arkamızdaki bu alanda 2700'e yakın arama kurtarma personeli var. Hepsi 24 saat esasına dayalı içeride çalışmalarını yürütüyorlar. Ancak sahadan biraz geriye çekilip güvenli bir şekilde çalışma imkanını oluşturmaya çalışıyorlar. Çünkü hali hazırda var olan kütle çok büyük Ahmet Hakan. Bunları bizlere sürekli söylüyorlardı bakanlar. Şimdi ise artık bunu açıkladılar ve biz de duymuş olduk. Peki, bir şey merak ediyorum. Şöyle bir şey olabilir bilim insanları aracılığıyla. O toprağa bir müdahaleyle ama bu sefer hali hazırda var olan toprağın üzerine düşecek. Zaten manganez ocağındaki işçilerin hemen hemen zemine orada 35 metrelik bir derinlik var. Neresindeler? Tam olarak neresindeler? Onu öngöremiyor. Yüzeyde mi? Daha dipte mi? Şimdi kontrollü bir şekilde yıkım gerçekleşirse bir ilave toprak daha üzerine binecek. Açıkçası çok karmaşık bir yapıyla karşı karşıya şu Peki, anda kriz merkezi. Kontrollü bir şekilde heyelan yapmayacaklarsa, heyelana yol açmayacaklarsa, heyelan kendiliğinden gerçekleşirse nasıl bir tablo ortaya çıkacak? Yani kendiliğinden gerçekleşen bir heyelanın yol açacağı herhangi bir büyük sorun var mı? Ona yönelik önlemler, tedbirler alınmış mı? Ben iki bakanın açıklamasında şimdi, buna yönelik vurgular vardı ama tam anlayamadım. O konuyu da bir açıklayabilirsen. Şöyle Ahmet Hakan, şimdi ekipleri tamamen çektiklerini varsayalım. Sahada kimse yok. Kontrollü bir şekilde veyahut da kendiliğinden toprak yığını aşağıya gelmeye başladı. Hali hazırda her iki yakada da var olan toprağın üzerine ek bir toprak daha gelecek. Ve dolayısıyla ekipler yine arama tarama faaliyetlerini yürütecekler ama üstüne binen toprakla birlikte daha da zorlaşacak. Biraz daha zorlaşmış olacak. Peki yani altta o toprak altında kalan işçilerin kurtarılma riskini bu heyelan arttıracak. Onu anladım. Onun dışında bir başka soruna yol açacak mı? O konuda hani bir çevresel felakete yol açacak mı? O konuda bir bilgi var mı? O konuda şöyle setleler yapıldı. Şu anda hali hazırda kayan toprağın önü kesildi. Şimdi ilave bir toprak kayması gerçekleşirse onun nerede durabileceği öngörülemiyor. Şimdi hali hazırda kurulan setleler, kapatılan menfezler, bir duvar oluşturuldu Fırat Nehri'ne ulaşmaması için. Diyelim ki o hali hazırda var olan toprakta kaydı. Ne kadarı oraya gelecek? Belki önünde duracak, belki üstünden atlayıp daha fazla ileri bir noktaya gidecek.
Peki çevreyi de düşündükleri için oluşturulan setler olası bir heyelanı öngörerek yapılmış. Onun durduracağından emin değil mi uzmanlar? O setler şunun için. Şimdi toprak kaydı 13 Şubat'ta bir yere geldi ve ulaşmaması için önüne set yağışla birlikte. Şimdi toprak zeminde yağışla birlikte sürüklenmemesi için bir set oluşturuldu. Şimdi ilave bir toprak geldiğinde onu taşıyıp taşıyamayacağı açıkçası soru işareti. Peki ilave toprağa karşı yeni bir set çalışması yapıyorlar mı yapmıyorlar mı onu anlamadım. Şimdi masada o var, o açıklamayı yaptı her iki bakan da. Ha, yol haritamıza kaymaya bakacağız derken onu mu kastediyorlar? Evet, evet, kısa, orta ve uzun vadeli bir çalışma masamızda var demişlerdi. Ve şimdi o tepede olan, halihazırda var olan kopmaya karşı da bir müdahale de şu anda masada. Ahmet Bey bir sorum olabilir mi? Tabii tabii. Müsaadenizle. Lütfen. Ya şimdi öncelikle kolay gelsin Emrah. Bu, burada Emrah ama. Burada. Burada bak. Yok biliyorum gördüm bana hani bakıyordu. Kamera açısına otursun diye. Buraya konuş. Tamam. Gel abi gel buyur. Böyle televizyoncuyum falan havası Emrah atıyorsun gel. Şimdi ya şeyi merak ediyorum. Şimdi dedin ya hani 35 metre derinliğe kadar tam olarak nerede olduğunu bilmiyoruz da alan olarak biliyor muyuz? Yani mesela 4000 metre kare alan diyelim. Kayıp işçilerimizin mi? Evet. Ya 400 diyelim ki ya bütün alanı mı tarıyoruz? Yoksa o mevcut alan içinde belirli yerler işaretlenebilmiş mi? Çünkü eğer bütün alansa ya bulmak çok çok zor. 940 bin metrekare geniş bir alana kurulmuş bu altın madeni. Sabırlı Deresi'nin yakasında 4 koldan yol açıldı. İşçilerin olabileceği yer öngörülen alan aslında geniş bir alana yayılıyor. Noktasal belirli bir yerdeler deyip oraya müdahale gerçekleştirilemiyor. Çünkü toprak kaymasıyla birlikte sürüklenerek hem o konteyner hem araç sürüklenerek bir devinim halinde gittikleri için ne kadar bir derinlikte oldukları, hangi yüzeyde oldukları açıkçası şu anda dar kapsamlı bir çalışmayla belirlenmiş durumda. Öngörülüyor, tahmin ediliyor ve oraya yönelik çalışmalar yapılıyor. Ama tam belirli değil. Yani maalesef tabii. Bu yani en acı durum. Şimdi toprak kayması, kare dedi ya. Emrah da bak çok güzel anlatıyor, evet. Çok doğru söylüyor. Ya toprak kaymasından sonucu toprağın altında kalan canlara ulaşmak o kadar zor ki bu kadar büyük metrekarelerden bahsedilirken bu kadar derin bir derinliğini bilmiyorsun, yerini tam tespit edememişsin, tahmini alanlara yöneliyorlar. Ama, çok zor bir çalışma evet. Yani. Orada Ahmet Bey mesela manganez ocağı evet. Normalde bir huni şeklinde derinliği 80-90 metre hatta daha fazla olduğunu da öğrendik. O kopup gelen toprak oradaki oluşturduğu yüksekliği 35 metre. Oo. Zaten derinliği yani bir yarısına kadar bir doldurmuş. 200 metre Ali Kahraman son rakamı bana söyledi. Bu kadar derinliği olan bir huni şeklinde bir ocak, manganez ocağı. Onun üstüne 35 metre çöküyor. Ve arama, tarama orada gerçekleşiyor. Böylesine bir huni yapısı içerisinde. Peki, bu kadar zor bir çalışma. Peki iki bakanın açıklamasından biz şunu mu anlayacağız? Nefesler tutuldu, bir büyük heyelan bekleniyor. Öyle bir manşet atılabilir mi? Hani bunu mu demek lazım? Açıkçası ben de sizinle birlikte dinledim. Büyük bir tehlikeye karşı önlem alınmış ve bugün sabahtan beri içerideler iki bakan da kriz merkezinde bilim insanlarıyla birlikte bir toplantı yaptılar. Bilim insanlarının direkt paylaştıkları bilgiler doğrultusunda şu anda o heyelan riskine karşı çalışmaları geçici bir süreyle durdurmuş durumdalar. Yeni bir masaya bilgi getirildi ve buna dair bir çalışma yapılıyor. Yani çünkü ama oradaki temel aldıkları veri bir heyelanın olası bir heyelanın ihtimalinin artmış olduğu ve buna evet. Karşı ne yapabiliriz çalışması yapıyorlar. Dolayısıyla nefesler tutulmuş, yeni bir heyelan bekleniyor. Onu önlemek mümkün değil. Heyelan evet. Olursa ne yaparızı şu anda çalışıyorlar.
Heyelan olursa ne yaparız çalışırlarken sahada 2700 personel var. Zaman zaman 100 kişi sahaya çıkıyor, zaman zaman 200 kişi geniş bir alana yayılıyorlar ve onları güvenliklerini AFAD kriz merkezinde bir kamerayla, zaten her iki dağa konuşlandırılmış kamerayla anlık takip ediyorlar. Olası bir tehlikede derhal sahayı boşaltıyorlar. Hayatı tehlikede yani. Evet, onların hayatının da önemli olduğu dikkat edilmesi gerekiyor. 9 işçiye ulaşılması için onlara ihtiyacımız var. Ya bir de tabii onların hayatı. Bana dün bu dün AFAD'dan bazı yetkililer bir telefon bağlantısı yaptık ve gösterdiler alanı. Emrah'ın söylediği gibi yani orada şimdi 9 canımızı kurtarmak için yüzlerce işçimiz çalışıyor. Onların hayatını tehlikeye atmamak için de dediği çok doğru, öyle bir çabaları var. Bakıyorlar böyle dakika dakika, saniye saniye ölçümler yapıyorlar.